Herkese merhabalar. Çarpanlar ve katlar ilk matematik konumuza beraberiz. 7'den 8'e hazırlık kampımızda Tonguç Evren benim seninle beraber çarpanlar ve katlar zaten daha önceden gördüğümüz bu konunun tekrarını yapacağız. Ve biliyorsun LGS sınavı karşımıza gelecek ve 2025'te gerçekten de süper sorularla biz boğuşacağız ve hepsini yeneceğiz inşallah diyorum. Ve bunu yaparken sana güzel haberlerim de var. Mesela LGS 2024'teki sorulara baktığımız zaman LGS 2023-2022 gibi çok da hepsi kazık kul sorular değildi. Birazcık daha kolaylaştırdılar. Mesela bazı sorular gerçekten de kolaydı. Mesela şöyle bir soru, uzun senelerdir sormuyorlardı bize bu kadar basit ve bu kadar kısa bir soru veya bu kadar kısa bir soru sormuyorlardı. Birazcık daha anlama dayalı, beceri temelli sorular soruyorlardı. Birazcık daha sadeleştirmişler soruları ama matematik konularının hepsini biz zaten baştan aşağı en iyi şekilde, en zor sorulara hazırlık şeklinde yapacağız. Merak etme diyorum ve bugün seninle beraber çarpanlar ve katlar konusunda yapacağız ama öncesinde sana şunu hatırlatmak istiyorum Tonguç abi. Bak bu aslında uzun bir macera. Yani biz bir uzun bir maceraya çıktık. Birinci sınıfı bitirdik. İkinci sınıf. Ondan sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e geldik. Artık 8. sınıftan sonra LGS ile lise hayatına geçmek gerçekten ip cambazlığı gerektiriyor. Gerçekten birazcık kasış birazcık. Dolayısıyla biz bunun için çok iyi bir şekilde bu seneyi verimli geçireceğiz. Bunu yaparken de biliyorsun 7'den 8'e hazırlık kampımız yazın erken kalkan yol alır şeklinde başlayan ilk kampımız. Hayalimizdeki liseye giderken 7'den 8'e hazırlık kampımıza başlayacağız. Sonra LGS kampımız, atak kampımız, ilk tekrar kampımız, hızlanma kampımız, prova kampımız, son tekrar kampımızla beraber hayalimizdeki liseye en iyi şekilde varacağımızı ümit ediyoruz diyoruz ve dolayısıyla seninle beraber bu maceraya başladık. Şimdi bu maceranın ilk adımındasın. İlk adımını iyi getirirsen sonraki adımlar akar gider. Dolayısıyla en önemli yapman gereken şey şu anda bu kamp programlarını en iyi şekilde, en hassas şekilde takip etmek, ödevlerini yapmak en önemli şeyden bir tanesi bu. Tabii ki bu videoyu izleyeceğiz. Bu dersimizi izleyeceğiz. Bu dersimizi izledikten sonra mutlaka pratik yapmak gerekiyor. Çünkü matematik gerçekten de sadece işte videoyu izleyeyim anlayayım şeklinde bir ders değil ne yazık ki. Seninle beraber bugün aslında 8. sınıfın ilk konusu olan çarpanlar ve katların temellerini atmaya çalışacağız. Ve biliyorsunuz 8. sınıfta biz aslında 2 dönemde toplam 12 tane konu göreceğiz. Bunlardan ilki çarpanlar ve katlar. Ardından üslü ifadeleri göreceğiz, kareköklü ifadeleri göreceğiz, veri analizini göreceğiz, olasılık, cebirsel ifadeler. Ve 2. dönemde ise doğrusal denklemler, eşitsizlikler, üçgenler, eşlik benzerlik, dönüşüm geometrisi ve geometrik isimler. Bu göreceğimiz toplam 12 konudan bütün yazılarımızda ve aynı zamanda LGS sınavında sorumlu olacağız. Dolayısıyla biz bunların hepsini teker teker seninle beraber öncül konularıyla beraber temellerini atacağız. Merak etme diyorum. İlk konumuz olan çarpanlar ve katlarla başlıyoruz. 8. sınıfta gördüğünüz bu konunun temellerini aslında biz 6. sınıfta atmıştık. Çarpan bulma, asal sayılar, asal çarpanları ayırma ve ortak bölen ortak katla atmıştık aslında. Biz burada mesela ne göreceğiz diyecek olursan ortak bölen ortak kata benzer EBOB EKOK göreceğiz. En büyük ortak bölen en küçük ortak kat şeklinde mesela. Aynı zamanda aralarında asallıkla alakalı mesela asal sayıları bilmemiz gerekiyor ve asal çarpanları ayırmayı çarpan bulmada bilmemiz gerekiyor gibi birçok şeyi aslında biz 6 ve 8'de benzer şekilde işlemiştik. Şimdi seninle beraber 8. sınıfta göreceğimiz bu konunun temelleri olan 6. sınıfın tekrarını yapalım. 6. sınıfın tekrarını yaparken biliyorsun en büyük yardımcılarımız 7'den 8'e hazırlık setimiz ve 0'dan 8'e hazırlık setimiz. Biz bunu birazcık daha sonraki ilk konulara giriş için kullanacağız. Ve konu anlatımlı soru bankaları bunlar aslında. Burada ise 7'den 8'e hazırlık setimizde hemen sana ödevini vermek istiyorum. Burada iki tane kitabımız var biliyorsun. Burada programımız da var burada. Hazırlık programımız da var. Yaz tatili kitabımız ve aynı zamanda yeni nesil matematik kitabımız. Çünkü matematikte çok fazla beceri temelli soru çıktığı için bunu halletmek için özel, sadece matematiğe özel bir kitabımız da var. Ve burada da hemen ödevini vermek istiyorum. İlk konularımız zaten yaz tatili kitabımızda matematiği açıyorsun. Matematikteki Türkçe, matematik. Matematiği ilk konularımızı yapmanı istiyorum. Burada hemen başlıyoruz. Sayfa 90'dan başlıyoruz. Burada 6. sınıf tekrarını 92, 94, 96 ve 98 yani 99'a kadar yapmanı istiyorum. 5 tane testim var. Hepsi yeni nesil beceri temelli sorular. Böyle normal basit sorular gibi değiller. Merak etme. Ve bunları yaptığımız zaman zaten bütün tarz soruları yapmış olacağız ve yapabileceğiz diye düşünebilirsin aslında. Dolayısıyla seninle beraber buradaki soruları yaparsak, ödevimizi tamamlarsak gerçekten bu konuyu mükemmel bir şekilde anlamış olacağız. Hadi bakalım o zaman konu anlatımımıza geçelim. Müzik
çarpanlar ve katlarda çarpan bulma, asal sayılar, asal çarpan ayırma, ortak bölen, ortak kat konusunu biz 6. sınıfta gördüğümüz kadarıyla hemen anlayalım. Şimdi çok basit bir sorumuz var. Sana bu soruyla derse başlamak istiyorum. Çünkü zaten bu soru resmen bir LGS analizi. Yani bu soruyu yapabilirsen Tonguç Eren Bey, zaten LGS analizini anlamış oluyorsun. LGS'de çıkan soru tarzını anlamış oluyorsun. Mesela bir alan vermişler. Ne demiş burada? 24 metrekare olan Ümmet amcanın dikdörtgen şeklindeki bahçesinin kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayılardır demiş. Bu çok önemli bir özellik bu arada. Bu bahçenin olası kenar uzunluklarını bulalım demiş. Sence kaç... şimdi bunun kenarları ne olursa bunun alanı 24 olur herhalde. Çok basit düşün ya. 3 kere 8. 3 kere 8. Mesela burası 3 metre, burası 8 metre olursa 3 kere 8 kaç eder? 24. Süper. İşte bunun alanı zaten kısa kenar çarpı uzak kenar. Bak bu kadar basit. Şimdi sen bunu hemen söyleyebiliyorsun. O zaman ben de diyebilir miyim? Mesela burası 3, burası 8 olsa bunun alanı 24 olur. Süpersin. Peki başka ne olabilir Tonguç Eren Bey? 2 kere 12. Harika. Burası 2, burası 12 olsa mesela bu da 24 olur. Peki başka ne olur Tonguç Eren Bey? 6 kere 4. 6 kere 4. Süper. 4 kere 6. 6 kere 4 hiç fark etmez. Bu da 24 olmaz mı Tonguç Eren Bey? Olur hocam. Bak bunun alanı 24. Bunun alanı 24. Bunun alanı 24. Başka da olmaz. Ama burada bir şey daha var. Böyle çok enteresan. Fazla diye koymuşlar. İncecik. Burası eşek kadar. İncecik eşek kadar. Kaç kere kaç 24'tür Allah aşkına? İncecik. Bir kere 24. Harika işte. Bir kere 24 de 24'tür. Evladım benim. İşte LGS'de bu soru o kadar çok çıktı ki anlatamam size. Şimdi Tonguç Eren Bey'im, dolayısıyla LGS'de bu soru çok çıktığı için biz bu konu kapsamı bilmek zorundayız. O yüzden 24'ün çarpanlarını aslında bir kere 24. 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6 diye yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bunu şöyle gösteriyorlar bak. 24 yazıyorlar. Böyle yapıyorlar. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6. Başka var mı Allah aşkına? Başka yok. 5 kere olmaz. Zaten 6 kere 4'ü söylemiştik. 7 kere olmaz. 8, 7 kere olmaz. 8 kere 3 zaten var burada. Dolayısıyla bütün çarpanları ama tam sayı çarpanların hepsini aldık veya doğal sayı çarpanlarını aldıkmış olduk. Şimdi sana bir soru. Buyurun hocam. Peki 24 kere 5'in çarpımı değil mi? Evet. Peki 20'yi 4'e bölebilir misin? Evet. 20'yi 5'e bölebilir misin? Evet. İşte bunlar, bu çarpanlar aynı zamanda bölen de oluyor. Aa, çarpan eşittir bölen. Çarpanla bölen aynı şey. Bak 20'nin çarpanlarından bir tanesi neymiş? 5'miş mesela. 5 kere 4 20'dir. Ama aynı zamanda bölenidir de. Bölen veya çarpan aynı zımbırtıdır. Çarpan bulunurken de çok önemli bir kavram var. O da şu. Tonguç Eren, 20 kaç kere kaçtır? 4 kere 5 yazmış burada. Yani. Başka ne olabilir? 4 kere 5, 5 kere 4. 4 kere 5. 2 kere 10. Bak bunu başlatırken şöyle bir metodoloji var. O da şu. Bir kere 20 diyeceksin ilk başta. Ha. Neden? Çünkü ya birle sayının kendisinin çarpımı sayıdır zaten. Bütün sayılarda standart. Harikasın. Bir kere 20. Temeli sağlam ilerliyor. Aynen. Bir kere 20, 20. İki kere 10, yine 20. 20. Üç kere olmaz. Üç kere bir şey 20 olmaz. Dört kere 5, 20. Beş kere 4, bir daha yazmama gerek yok. Dikkat ettiysen 5 kere 4 kere 5 aynı şey. Çarpmada yer değişimi özelliği vardır. Dolayısıyla 20'nin bütün doğal sayı yapan çarpan, doğal sayı çarpanların hepsini yazdık mı buraya? Yazdık. Kaç tane varmış? 6. 6 tane varmış. Peki bunlarla ilgili özelliklere bakacağız ama çarpan bulurken bir ve sayının kendisini asla unutma. Rica ediyorum. 20'nin çarpanları neymiş? 1, 2, 4, 5. Önce hep birden başlayayım hocam. Aynen, hep birden başla. Hep birden başla. Mesela sana desem ki öküzün çarpanlarını bulur musun? Öküzün çarpanları. 1 çarpı öküz. 1 çarpı öküz. İşte bu kadar basit, harikasın. Gerçekten. Sığır çarpı manda. Hayır saçma, arazi soruları. Bak bunlar LGS'nin full arazi, aynısı. Arazi. Biraz öyle da Niyazi. Evet, Niyazi. Evet. Burhanettin amcanın 60 metrekarelik dikdörtgen şeklindeki bahçesinin kenar uzunlukları metrecinden tam sayılır. En az bak altını en az kaç metre tel satın almış olabilir demiş. Vay be, soruya bak. Güzel Allah soru. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Şimdi 64'ün ne olabilir Allah aşkına, çarpanları söyler misin bana? 64'ün çarpanları hadi bakalım. 60'ın mı 64'ün? 64'ün çarpanı, 60'ın çarpanı özür dilerim.
Bir kere? 60. Süpersin. Yani o zaman bir dikdörtgen düşün. Bir kenarı 1, bir kenarı 60. 1, 60 değil mi? Böyle bir dikdörtgen olabilir mi? Olur. Olur. Bu, yani olabilir. Niye dikdörtgen? Saçma sapan kenarı... bir dikdörtgen olur mu? Olur. Bu arada sorularda LGS'de kenarları 1 olmayan dikdörtgenler falan gibi böyle şeyler de ona geleceğiz. Şimdi 2 kere kaç olabilir? 30. Harika. 3 kere kaç olur? 20. Harika. 4 kere kaç olur? 30. Yuh. 15. 5 kere kaç olur? 12. Harika. Evet, o yetmedi. Yetmedi. Şöyle yapalım. Kağıt bitmiyor. 6 kere kaç olur? 10. Harika. 7 kere kaç olur? 8. Hayır, olmaz. 7 kere 8, 60 etmez. 8 kere olmaz, 9 kere olmaz, 10 kere zaten yazmıştık, gerekiyor. Dolayısıyla 60'ın çarpanları, yani dikdörtgenimizin kenarları, bir tanesi 1, bir tanesi 60 olabilir. Bir tanesi 2, bir tanesi 30 olabilir. Bir tanesi 3, bir tanesi 20 olabilir. Bir tanesi 4, bir tanesi 15 olabilir. Bir tanesi 5, bir tane... Yani kenarlarını bulduk aslında dikdörtgenin. Oh. Peki, çevresi nasıl bulunacak? Çünkü iki sıra tel çekecekmiş. Bak, buralara tel çekecekmiş değil mi? Bu telleri çekerken bunun çevresini dolanmamız gerekmiyor mu? Evet, Burhanettin Hoca elektrikli tel çeker. O zaman burada dikdörtgenin alanını bilmemiz gerekiyor. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Dikdörtgenin çevresini bilmemiz gerekiyor. Çevresini bilmeyen var mı Allah aşkına aramızda? Hemen söyleyelim. Neydi? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı çevresi, hatırlıyorsan. Alanı da neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardı. Bunlar temel matematik bilgileri. Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi kısa kenar uzun kenarı topluyorsun, 2 ile çarpıyorsun dikdörtgenin çevresini bulurken. Şimdi Tonguç Eren, bu kısa kenar bu uzun kenar değil mi? Evet. Topla bunları, 61. 2 ile çarp. 61'i 2 ile çarp. 120. 2. 2, yuh. Bu ikisini topla bakayım. 60. Yuh. Şey 32. 32. 32'yi 2 ile çarp. 64. 60. Azaldı çevresi. Ha. En az kaç metre? Bir daha yapalım. 20 ile 3 topla. 23. 23. 23'yi 2 ile çarp. 46. 46. Yine azaldı çevresi. Hayda. Biz en azı istiyorduk. Çok güzel gidiyoruz. O zaman şu en alttakini alalım mı? Alalım. 6 ile 10'u. 16. 16. 16'yı 2 ile çarp. 32. Harika. En az çevre budur. Çünkü gittikçe aşağı doğru. Cevap kadar... 32. Hayır, işte patladın. Oh. İki sıra tel çekecek diyor. Bak, bu çevresi, bunun evet, çevresi 32, ama iki sıra tel çekecekse 32'yi bir de 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü bir tane çevirdim 32 metre gitti. Bir tane daha çevirdim iki sıra tel 64. İşte bu kadar kolay gelmiyor LGS. O zaman birbirine en yakını seçeceğiz yani. Aynen, birbirine en yakını seçtiğin zaman çevresi en kısa oluyor gibi bir kural var. Onu ezberlemene gerek yok bunu. Bunu ezberleme. 64 metre tel gerekiyor. Ama dikkat et bak, bu ayrıntı, dikkat. Ne oldu? Mortanzi Şitranze. Ne oldu? Bu Necmi'nin adı neydi? Söyle bakayım bana. Mortanzi Necmi. Kuru kafa Necmi. Kuru hatırlıyor kafa musun? Necmi. Kuru kafa Necmi yüzünden perişan oldu. 7. sınıfta da vardı. Çok dikkat edelim. İki sıra tel dediğimiz için 32'yi, yani çevresini 2 ile çarptık. A grubundaki sayılardan biri 30 vermiş zaten. B grubundaki sayılardan ikisi 5 ve 6'dır. Tamam. A grubundaki en küçük sayı kaçtı demiş. Bak, 30 sayısının pozitif sayı, tam sayı çarpanları. Hemen yapalım sana beraber. 30'un hemen söyler misin bana? Bir kere? 30. Süper dikisin. 2 kere? 15. Harika. 3 kere? 10. Harika. 4 kere? 9. Yuh. 4 kere 9. 36 dersen şimdi. 5 kere? 4 kere yok. 4 kere 5 kere 6. 5 kere 6. 6 kere? 5. Bir daha yazmama gerek yok ki. 30 sayısının pozitif çarpanların hepsini yazdın mı buraya? Evet. Süpersin. 30'u buraya yazmış. Bunu almış, buraya koymuş. 5'i buraya almış, buraya koymuş. Sonra 6'yı almış, buraya koymuş. Tamam, eyvallah. Ne diyor bize? Yandaki gibi iki grubu ayrılığında A ve B grubun sayının toplamları birbirine eşit. Yuh, soruya bak. Bulmaca gibi, sudoku gibi ya. Bunun toplamı birbirine eşitmiş. Şimdi Tonguç Eren Bey'im, neyi nereye yazayım? Şimdi bir kere 30 burada büyükse, buraya birazcık daha diğer büyükleri yazayım ki, mesela 30'u kullandım, 5'i kullandım, 6'ı kullandım. Buraya mesela 15'i yazayım ki buradaki ağırlık, buradaki ağırlığa eşit olmaya çalışsın. Evet. Ki, terazinin kefeleri gibi. Buraya 10'u yazayım ki 15 artı 10 kaç etti? 25. Süper. 5 daha? 30. 6 daha? 36. Buranın 36 oldu şu anda. Şimdi bakalım. 15 ve 10'u kullandım. 1, 2 ve 3'ü de buraya yazayım. 1, 2 ve 3'ü buraya yazayım. Bunların toplamı kaç etti? 36. Ah! Vallahi bulduk. 36, 36. İkisi birleşti oldu mu? Evet. O zaman
A grubundaki en küçük sayı kaçtır demiş? One. Şey bir. Süper. Bir cevabımızdı. İşte bu kadar. Bulmaca gibi. Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al. Ücretsiz yaz kampına katıl. 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Şimdi asal sayılar dediğim şey asil sayılardır. Ne demek Tonguç Eren asil sayı? Aristokrat ailesinden. Evet gerçekten de ne ailesi mesela? Dük mesela. Dük, yani düşes. Elizabethler kont. Prens Charles falan aynen, o tarzı. Aynen böyle royal family falan filan. Prenses Diana trafik kazası. Neyse. Ay, ne diyorsun Allah'ım yarabbim? Şimdi asal sayılara baktığımız zaman evladım sen nasıl bir dünyada yaşıyorsun? Magazin benim hayatım şimdi, hocam. Sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılara biz asal sayılar diyoruz. Ama birden büyük olma şartı var. Yani mesela asal sayılardan en çok kullanılanları hemen sana söyleyeyim. Zaten burada yazıyor eşek kadar 2. Asal sayı bak 2. Aynı zamanda 3. Sonra 5. Sonra niye 4'ü atladım? Çünkü canınız istedi. Çünkü 4 2'ye bölünür. Bak sadece 1'e ve kendisine. Sadece 1'e ve kendisine. Sadece 1'e ve kendisine. Sadece 1'e ve 7. 6 da 3'e bölünür. 6'yı ne atladım? Çünkü 6 3'e bölünür, 2'ye bölünür. Olmaz. Zaten asal sayılardan çift olan bir tanecik sayı var. O da 2. Ondan başka çift asal sayı yok. Hepsi 2'ye bölünür. Çünkü hepsi 2. Mesela 100 asal sayı mıdır? 2'ye bölünür. Hayır, değildir. Mesela 2000 asal sayı mıdır? 2'ye bölünür. Hayır, değildir. Çift sayıların hiçbirisi asal sayı değil, 2 dışında. Dolayısıyla bu çok önemli bir kural. O zaman 1954 asal sayıdır. Peki mesela buraya 9 yazabilir miyim? 9 3'e bölünür. Hayır, patladık şarkı. Onu yazabilir miyim? 12'ye bölünür. 10 çift olmaz. 11'i yazabilir miyim? Yazabilirim. Harika. Sadece 1 ve kendisine bölünür. İşte bu kadar basit bir düşünme tarzı var. En küçük asal sayı hangisidir dersek? İki. O da 2'dir. Yani 2 çok özel bir sayı. Özel bir asal sayı. Asalların asalı. Harika. Bak asal sayı yazıyorum. 2, 3, 5, 7. Ondan sonra 11. Sonra 12 olmaz. 13. Ondan sonra 15 olmaz. 14 olmaz. 16 olmaz. 17. Sonra 19. Sonra 23. Böyle gider. Ben bir sürü sayı biliyorum asal sayı. Merak etme. Ama bunlardan dikkat et. Siz asal asal sayabiliyorsunuz değil mi hocam? Aynen tabii. Bunlardan ilk 4'ü var ya Tonguç'um. En fazla popüler kullanılan asal rakamlardır. Popi. Bak bunlara biz asal rakam da diyebiliriz. Bunlar rakamdır çünkü tek basamaklıdır. Asal rakamlar en popülerdir. Yani bunlar popi hoppi diyoruz değil mi? Gerçekten de popi olanlar bunlar. Tebrik ediyoruz. Pop the Jane. Evet. Geldik o zaman çarpan ve asal çarpan kavramına. Çarpan ve asal çarpanlara baktığımız zaman. Tonguç'um 80'in çarpanı nedir? 1 kere 80. 2 kere 40. 4 kere 20, 5 kere 16, 8 kere 10. Bunların hepsini yazdık. Şimdi 80'in çarpanlarını yaz dediğim zaman bana 1, 2, 4, ondan sonra 5, sonra 8, sonra 10, sonra 16, sonra 20, sonra 40, sonra 80. Kendisi ve biri unutmuyorduk değil mi? Çok önemli bunlar. Evet. Peki 80'in asal çarpanları nelerdir? Bunların içerisinden asal olan sayılar var mı? Var. 2 zaten bir asal sayıydı. Süper. Bir asal sayı değil de dikkat et. 5 de bir asal sayı değil miydi? Evet. Başka var mı? Yok. Başka. Bu 2'ye bölünür, 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 bu 2'ye bölünür. Olmaz. Zaten bir asal değildir. Dolayısıyla 2 ve 5 asal çarpanlarıdır. İşte bu kadar keko bir konu aslında diyoruz. Şimdi asal çarpanları ayırmayı göstermek istiyorum sana. Burada 2 tane metot var. İkisi de LGS'de çıkıyor. İkisi de LGS'de çıkıyor. Nasıl mesela? Hemen göstereyim. Çarpan ağacı var burada. 36 2 yarı kaçtır? 18. Süper 8'in. 18 2 yarı kaçtır? 9. Süper. 9 2 yarı kaçtır? 8. Yuh. 2 kere kaç? 2'ye bölünmez. Harikasın işte bu kadar. O zaman kaç kere kaç diyelim 9'a? 3 kere 3 diyelim. İşte bu kadar. Asal çarpan ağacı bu kadar. Ve çok az çıkıyor bundan hiç merak etmeyin. Şimdi bu çok basit bir şey. Bak çarpan ağacı ne kadar basit değil mi? 2 kere 18, 2 kere 9. Adam ne yapıyor biliyor musun soruda? Şöyle bir şey yapıyor. Bak sana göstereyim soru nasıl geliyor. Şöyle bir şey yapıyor. Şöyle bir şey yapıyor. Buraya diyor ki 15 diyor. Buraya diyor ki işte 5 diyor. Buraya diyor ki 2 diyor. Söyle bakalım, hadi bakalım. Buradaki boşlukları dolduralım.
2 kere 15 30. Bak alttaki iki tanesinin çarpımı üsttekidir. O zaman 3 kere 5. Bu 3'tü o zaman. Alttaki iki tanesinin çarpımı üsttekidir. 30. Burası 30 o zaman. İşte boşlukları dolmuyor. İşte bu kadar basit çıkıyor. Şimdi geldik. Bölme algoritması dediğimiz şey nedir? Bölme algoritması şöyle. 36 yazıyorsun. Şöyle yanına böyle bir çizgi çiziyorsun. Bu aslında bölmenin hani bak 36'yı şöyle bölerdik ya Tomucu. Şöyle bölerdik ya. Evet. Aynı bunun gibi. Şimdi 36 bölü. En küçük asal sayı hangisidir? 2. Süper zekisin. 36'yı 2'ye bölelim o zaman. Ne 2'ye bölsen ne çıkar? 18. 18. Bölünebiliyor çünkü harika. Bir daha 2'ye bölebilir misin? Bölebilirsiniz. 2'ye böldüğünüz zaman kaç çıkar? 9. Bunu zaten daha önce öğrenmiştik. Şimdi 2'ye bölebilir misin? Hayır. Patladın. Artık neye böleceğiz? 3'e böleceğiz. 3'e böldük. 3 çıktı. Bir daha 3'e bölebilir misin? Bölemem. 1 çıktı. 3'ü 3'e bölersin 1 çıkar. Bak bunu buna bölüyorsun bu çıkıyor. 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 Ve sonuçta 1'e ulaştın mı? Evet. O zaman deden. Bitti işte artık konu bitti. Şimdi bundan sonra yapman gereken şey. Bunlar asal çarpanlarıdır. 2 ve 3 asal çarpanı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ve 36'yı biz şöyle yazabiliriz Nurcuğum. 36 eşittir deriz. Burada kaç tane 2 var? 2 tane. 2'nin üzerinde 2. Burada kaç tane 2 var? Kaç tane 3 var? 2. 3'ün üzerinde 2. Yani kaç tane ise bak buraya 2 tane yazıyorum. Tane yazıyorum hani anlaşılsın diye. 2 tane 2. 3 2 tane 3'ün çarpımı aslında 36'dır diyorum. İşte böyle bir üssü gösterim metodu da var bu arada ve geldik kek bir soru yapalım. Aa meyveli mi kakaolu mu? Hadi bakalım. Z demiş. 2 demiş ve 3'ten farklı bir asal sayı Z demiş. 2 ve 3'ten farklı bir asal sayı olmak üzere 120 eşittir 2 üzeri x 3 üzeri y çarpı Z ise demiş. X artı y artı Z kaçtır diye soruyor bize. Şimdi Tonguç Eren Bey bir kere farklı asal sayı yapmış. 120'yi biz şöyle bir şey yapalım mı? Hop. Hop. Bölelim mi? 2'ye böldük kaç eder? 60. Harika. 2'ye böldük tekrar kaç eder? 30. Süpersin. 2'ye böldük kaç eder? 15. Harika. 3'e bölmemiz gerekiyor artık 2'ye bölünemez. 5. 5'e böldük 1. Deden bitti. Dolayısıyla burada kaç tane 2 varmış? 3. 3 tane 2. O zaman aslında 120 dediğimiz sayı 1, 2, 3 tane 2. 2'nin üzerinde 3 çarpı. 3'ün üzerinde kaç tane vardır? Bir tane. Bir tane var. Bir tane 3 var. Çarpı 5'in üzerinde kaç tane var? 5. Bir tane var değil mi burada? Evet. Dolayısıyla bir tane. İşte bu kadar basit. Yani aslında 2 üzeri bak şu gösterim aslında şunun aynıymış Allah aşkına. Aynı. 120. O zaman bu x dediğimiz zımbırtının 3 olduğunu anlayabiliyor musun? Bak evet. 2 üzeri 3, 2 üzeri x aynı şey. 3 üzeri y, 3 üzeri 1 aynı şey. Dolayısıyla x kaçmış? 3'müş. Y kaçmış? Buradan 1 olduğunu görebiliyoruz. 8 z kaçtır? 5'in birinci kuvveti aslında z'ye eşitmiş. O zaman z kaçtır? 5. 5. Bunların toplamı da x artı y artı z. Yani 3 artı 1 artı 5 eşittir. 9. 9 kim bilir arkadaşımıza? Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil. Temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. EBOB diye bir konu var ya EBOB. EBOB'u göreceğiz ileride. Bunun temeli işte ortak bölen demek. Temelini hatırlamamız gerekiyor. Mesela 20 litre 16 litrelik iki tane yağ varmış. Yağ tenekesi varmış. Bunları eşit hacimde küçük küçük şişelere doldurmak istiyorsun. Ve sarrafta satmak istiyorsun. Sence kaç litrelik şişelere doldurabilirsin? Hemen 20'nin çarpanlarını bulalım mı? Bir kere? 20. Harika. İki kere? 10. Harikasın. 3 kere? Olmaz. Olmaz. 4 kere? 5. Harikasın. Bitti bu kadar. Başka da bir şey olmadı. 5 kere 4 ha aynı soru. Aynı şey olmaz. Şimdi 16'nın çarpanını söyler misin? 1 kere 16. 1 kere 16. Aynı zamanda çarpan ne demekti? Bölen. Harika. O zaman çarpanlarını bulursam bölenlerini bulmuş olmuyor muyum ben? Harikasın. 1 kere 2 kere? 8. 3 kere? Patlar. 4 kere? 4. Harika. Dolayısıyla bundan başka da yok. Şimdi bunun kaç tane çarpanı var?
6. 3, 4, 5, 6. Bunun kaç tane çarpımı var? 6. Harika bir hata yaptın. Bravo diyorum sana. Nasıl yani? Evladım 1, 2, 3. Bir daha niye sayıyorsun? Ay. 8 ve 16. Yani 1, 2, 4, 8 ve 16. 5 tane. Bak bu çok önemli bir hata. Bu arada LGS'de böyle bir soru çıktı. Çeldirici bir soruydu. 5 çarpım. Bunun kaç tane çarpımı var? 6 çarpımı var. Bunu unutmayalım. Şimdi 6 çarpım 6 bölen demek. Peki sence burada kaç litrelik şişeler oluşturabiliriz? 1 litrelik şişeler oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. İkisinden de birer litrelik şişeler oluşturabiliriz. Peki ikişer litrelik şişeler oluşturabilir miyiz? O da olabilir. Yani. Peki dörder litrelik şişeler oluşturabilir miyiz? Evet. Harika. Peki beşer litrelik şişeler oluşturabilir miyiz? Evet. Hayır bunun oluşamaz, bunun oluşmaz. Ay. Beşer litre, 16'yı 5'e böl bakayım. Patlayan. Bölemez. Ama 20'yi 5'e bölürsün. Bak 10'ar litrelik şişeler oluşturabilir miyiz? Oluştururuz. Hayır bundan oluşamaz, bundan oluşmaz. 16'yı nasıl 10'a böleceksin? Dolayısıyla aslında olabilecek en büyük ortak bölenin yani EBOB'un 4 olduğunu anladın mı? Evet. En büyük ortak bölen demek EBOB. Bak şimdiden gösteriyorum sana. En büyük ortak bölen demek. Ama ortak bölen kavramını 1, 2 veya 4 olabilir şeklinde bilmen gerekiyor. Çünkü LGS sınavlarda bunları da soruyorlar. Yani 4'ü buluyorsun ama 2'ye 1'e inmen de gerekiyor. O yüzden çok çok önemli. Bu kavramların hepsini bilmemiz gerekiyor. Mesela ikişer litrelik şişeler oluşturursak. Mesela bunlar 2 litre diyelim hadi. 2 litre diyelim bunlara. Diyelim. 2 litre diyelim. Kaç tane şişe oluşur bundan? 20'yi 2'ye böl. 10 şişe. Bundan orada gelir. 8 şişe. Burada 16'yı 2'ye böl. 8 şişe de buradan gelir. Toplam kaç şişe oluşur? 18. 18. İşte LGS resmen bunu soruyor sana. Mesela bak 24 ve 30 olan çevresi bir arazi varmış. Çevresi 24 ve 30 olan bir arazi varmış. Bunun etrafına eşit aralıklarla fidanlar dikeceksin diyor. Eşit aralıklarla. Peki kaç tane fidan dikersin? Hayda ben nasıl yapacağım bunu? Hayda. Bak 20 ve 16 pardon 20 ve 16 diyorum. 24 ve 30'un ortak bölenlerini bulman gerekiyor. Sence buna hangi sayılar var? 24'ü böyle açıyorsun. 30'u böyle açıyorsun. Ve sonrasında buluyorsun. Gel seninle beraber bununla ilgili araştırmalar yapalım. Bak 24 ve 30. Ortak bölenlerinden ben burada EBOB'unu soruyorum. En büyüğünü soruyorum. Ortak bölenlerden en büyüğü. 24'ü ortak bölenlerini soruyorum. Bak bunları eşit ne diyor? Klaslar uzunlukları sandviçten tam sayı olan eş uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Yani bunları şöyle 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 bölecekmişiz ve bunların uzunlukları birbirlerine hepsinin eşit olacakmış. Yani buradaki böldüğümüz parçayla buradaki böldüğümüz parçanın uzunlukları eşit olacak. Ne yapacağız? Bir kere 24. İki kere 12. Harika. Üç kere 8. 4 kere 6. Bitti bu kadar. Başka da bir şey olmaz zaten. 5 kere olmaz. 6 kere 4 yazacağız. Bir kere 30. Harika. 2 kere 15. Harika. 3 kere 10. Harika. 4 kere olmaz. 5 kere 6. Harika. Bitti bu kadar. Tam başka bir şey olmaz. Şimdi söyler misin bunların ortak bölenleri, ortak çarpanları 1 1 2 2 3 3 4 olur mu? Yok. Yok. 5 var mı? Yok. Yok. 6 var mı? 6 var. 6 var süper. 7 var mı? Yok. Pardon 8 10 12 15 yok. Bitti bu kadar. O zaman neymiş? 1 2 3 ve 6'ymış. En büyük ortak böleni hangisi? Yani bunların en büyük parçalar oluşturmak istesek 6 metre 6 metre 6 metre parça oluşturursak o zaman en büyük ortak böleni 6 olmuyor mu? Bak, evet hocam. En büyük ortak böleni 6. İşte buradan kaç parça çıkar? 4 kere 6 4 parça. 4 parça buradan çıkar. 36'ya böldüğün zaman 5 parça. 5 parça. O zaman toplam kaç parça oluşur eşit uzunlukta? 9 parça. En az parça sayısı da bu oluşur Tomuç Eren Bey. Eğer 1 metrelik parçaları bölsek buradan 24 parça, buradan 30 parça, of. Toplam 54 parça çıkacaktı. Ama en az kaç tane parça çıkar derse bize ne yapacağız eşit uzunlukta? Eşit uzunlukta 9 tane parça en az çıkar. En büyük çıkardık. Ortak bölenlerini bulduk. Bunların hepsinin örneklerini çözeceğiz merak etmeyin. Siz zaten çözeceksiniz. Testlerimizde de var ama hepsini beraber halledeceğiz. Bu daha giriş merak etmeyin. Şimdi ortak kat var. Has Adana ve Özkayseri. Mesela artık yaz tatili geldi mutlaka köyümüze işte veya yazlığımıza veya işte dedemizin, babamızın, dayımızın. Lüks Erzincan. Bilmem neyine gidiyorduk. Lüks Erzincan ne Allah'ım. Hay Allah. Evet. Öyle seyahat var hocam. Has Adana evet ve Özkayseri. Sakın normal Adana'ya binmeyin hocam. Abi, yanlış yere götürüyorlar. Sadece Has Adana'ya binmeyin. Aynen. Has adamlar gerçekten. Şimdi burada diyor ki adam bize. Adam diyor ki bize bu 20 dakikada bir, bu da 30 dakikada bir kalkmaktadır diyor. Güzel. Ve bunların
hangi saatlerde birbirleriyle denk, kaç dakikalarda birbirleriyle denk geleceğini soruyor bize. Veya hemşirenin nöbet tutma soruyor. 30'un katlarını söyler misin bana? 1 çarpı 30. Hayır bak, 30'un katları. 2 katı kaç eder 30'un? 15. Yuh. Şey 30'un 2 katı bak, katı. Kat. Ha. Yani daha büyük bir şey. 30, 60, kat, 90, 120. 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 200 böyle gider sonsuza kadar gider değil mi? Ama en önemlisini unuttun. O da kendisini unuttun. 30'un kendisi de bir katıdır değil mi? Bir katı ya. Ya 30'un bir katı kaçtır? 30. Harika, o da bir katıdır. 20'nin katlarını söyler misin bana? 40. İlk başta 20'den başlayacağız. Sonra 40, 60, 60 80, 100, 120, 140, 160 devam et. 180. Sonra devam et. 200. 220. 240. Böyle böyle sonsuza kadar gider. Şimdi ortak katlarını söyler misin bana? Hayda. Ne alakası var? Ne haydi sağ ol. Bak ortak katları. İkisinin ortak olan bir 60'ı gördüm. Başka. 120'leri gördüm. Harika. 180'leri gördüm. Harika. 240'ları gördüm. Harika. O zaman yazıyorum. 60, 120, 180, 240. Dikkat et, ortak katları da bu şekilde ilerliyor ve en küçük ortak katı hangisi? En küçük ortak katı... En küçük ortak 60. Katı. İşte buna ekok diyoruz. En küçük ortak kat. İşte zaten gelecek sene göreceğimiz konu, yani bu sene göreceğimiz konunun adı da en küçük ortak kat. O da 60'tan bak. 60'ı böyle boyuyorum. En küçük ortak katı olduğunu anlıyor diye tebrik ediyorum seni. Şimdi geldik işte ortak bölenden EBOB'u bulacağız. Ortak kattan da EKOK'u bulacağız. En büyük ortak bölen, en büyük ortak bölen bu arada bölen olduğu için daha küçük bir sayı çıkar. Yani terstir. Yani büyük kelimesi geçmesine rağmen daha küçük çıkar. En küçük ortak kat da kat kelimesi olduğu için daha fazlası çıkar. Mesela demin sen şaşırdın ya. 30'un katları dedin, ne dedin? 15 dedin mesela. Mala bağladım. 30'un bölenleri 15'tir. Dikkat et. Katı ondan daha fazladır veya eşittir. Unutmayacağız diyoruz. Ve oyunbaz bir soruyla beraber çözelim bakalım. Ali'nin bilye sayısı kaç olabilir? Herkesten merak ediyorum Tonguç Evren benim. Kimler yapabilecek? Hadi bakalım o zaman cevabımızı soralım Tonguç Evren Bey. Hangisini yazıyoruz hocam? 8'in katlarını mı 12'nin katlarını mı? Evet burada evet tebrik ediyorum. Hayır cevabımızı şu şöyle cevabımızı Ali'nin bilye sayısı en az kaç olabilir diye soruyorum. Anladım. Cevabımızı kim bilecek çok merak ediyorum gerçekten de. Alevindeki bilyeleri 8'erli ya da 12'erli paketler halinde torbalara koyduğunda hiç bilye artmamaktadır demiş. Buna göre Ali'nin bilye sayısı kaç olabilir demiş. Güzel bir soru. Kaç olabilir alışkanım? Ama en az kaç olabilir diye soruyor. Bakalım. Şimdi 8'in katlarını söyler misin bana? 8. Niye katlarını alıyoruz? Çünkü Ali bir kere bunlardan bilyeler oluşturuyormuş ve paketler oluşturuyormuş. Veya bunlardan. O zaman Ali'nin böyle eşek kadar bilyesi varsa bunları 8'e de bölebiliyormuş, 12'ye de bölebiliyormuş değil mi? Evet. O zaman Ali'nin bilyelerin sayısı bu 8'li, bu 8'li, bu 8'li olmak üzere 8'in bir katıdır. Veya 12'nin bir katıdır. Bu çok önemli bir mantık. Yani Ali'nin bilyeleri 8'e de bölünebiliyor, 12'de de bölünüyor. O zaman Ali'nin bilyeleri 8'in ve 12'nin katı oluyor. Hadi bir söyle bakalım 8'in katını. 8'i unutmayacağız. 16. 16. 24. 32. 40. 48. Ondan sonra 54. Pardon 56 özür dilerim. 64. Böyle böyle gider. Şimdi söyle 12'nin katlarını. 12. 12. 24. 24. 36. 36, 48, 60, 72 böyle böyle gider. Şimdi söyler misin bana? Ortak katları hangileri? 24 ortak katı değil mi? Eşleştiniz. 48 ortak katı değil mi? Eşleştiniz. Ne diyorsun eşleştiniz? Yani eşit, evet tebrik ediyorum. Bunlar 72. Matchy matchy. 72 ortak katı değil mi? Evet. Peki en az kaç olabilir demiş? 24. Harikasın. En küçük ortak kat işte. En küçük ortak katı da bulmuş olduk. O da 24'dür diyoruz. Ve hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım. Tonguç Dershane Yaz Kampı'nı sundu.